أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Yüce Rabbim, cumamızı mübarek eylesin. Geleceğimizi geçmişimizden hayırlı eylesin. Rabbim, ruz-i mahşerde yüzümüzü ak edecek, hesabımızı kolaylaştıracak, ilk cennete girenlerle girmemizi sağlayacak, güzellikleri her birimize, eşlerimize, aile bireylerimize ve aile büyüklerimize, hocalarımıza ve talebelerimize, sevenlerimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bugün siz kardeşlerimizle Nisa suresinin 150, 151 ve 152. ayeti kerimeleriyle Enfal suresinin 2, 3 ve 4. ayeti kerimelerini paylaşacağım. Allah Celle Celaluhu bu iki tarafta zikrettiğim ayeti kerimelerden bir kısmında hakka mümin olan insanların özelliklerini sayıyor. Bir tarafta da hakka gavur olanların özelliğini sayıyor. Yani tabiri caizse sapına kadar gavur diyebileceğimiz İnsanların özelliklerinden bahsediyor. Bir de gerçekten 400 dirhemlik diye ecdadımızın şanından, övgüsünden bahsettiği olgun ve dolgun müminlerden bahsediyor. Elbette bu iki taraf, birisi hakka mümin olanları, birisi de hakka kafir olanları anlatan bu ayet-i kerimelerde biz hakka mümin olmanın özlemi içerisindeyiz ve elhamdülillah bu yoldayız. Ancak ben ve beni dinleyen siz dostlarımızın her birimiz ve camiye gelecek, camiyi tıklım tıklım dolduracak olan cemaatimizin tamamı, evlerimizdeki aile bireylerimiz, Müslümanım elhamdülillah diyen herkes hakka mümin olmak ister. Bu özelliği, bu güzelliği elde etmek ister. Çünkü kurtuluşun ancak bunda olduğunu bilir. Her iki tarafı okumak suretiyle Rabbimizin dilinden gerçek müminin onayını kim verecek? Allah verecek. Sen hakka müminsin diyecek. Hakka kafir olanın onayını da kim verecek? Allah verecek.
Allah'ın imanını kabul etmediği bir insana biz mümin desek, Allah'ın mümin dediği bir insana biz kafir desek, kime göre muamele görecek? Bizim dediğimize göre mi, yoksa Allah-u Teala'nın kararına göre mi? Elbette Allah'ın kararına göre muamele görecek. Öyleyse milletin söylemesi önemli değil, Allah'ın verdiği kriterler önemlidir. Ölçüyü, kararı o belirler, o verir. Şimdi kıymetli dostlar, önce isterseniz menfiden başlayalım. Belki sohbetin akışı içerisinde arkadan gelecek olan kardeşlerimiz de malumatı olsun diye tekrar tekrar yapmış olabiliriz. Nisa suresinin 150. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ şüphesiz Allah'a ve Resulüne küfredenler. Ne demek yani küfredenler? Ayet-i kerimenin devamı tefsir ediyor. وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ile Peygamber arasını ayırmak istiyorlar. Demek ki Allah ile Peygamber arasını ayırmak isteyenler, Allah'a ve Peygamber'e küfredenlerdir. Nisa suresi ayet 150. Şüphesiz o insanlar ki Allah'a ve Peygamber'e küfrederler. Yani ne demek? Allah ile Peygamber arasını aşmak isterler. Ne demek? Devamı tefsir ediyor. Ve yekulûne nü'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'd. Diyorlar ki biz Kur'an ayetlerinin bir kısmına inanırız. Bir kısmına inanmayız. Peygamberlerin bir kısmına inanırız. Bir kısmına inanmayız. Ve yuridûne en yettehidû beyne zâlike sebîlâ. İman nedir? Allah'ın ayetlerinin tamamına inanmaktır. Kitapların tamamına inanmaktır. Peygamberlerin tamamına inanmaktır. Onlar tamamını inkar etmiyorlar. Bir kısmını kabul ediyoruz, bir kısmını kabul etmiyoruz. Tamamını inkar edenler var, tamamını kabul edenler var. Bunlar bir üçüncü yol bulmak istiyorlar. Bir kısmını kabul ederiz, hangisini kabul ederiz? Hangisi bizim keyfimize dokunmuyorsa, hangisi bizim kafamıza, mantığımıza yatıyorsa, hangisi bizim iştahımızı kabartıyorsa onları kabul ederiz. Aklımıza, mantığımıza uymayan, alıştıklarımıza uymayanları kabul etmeyiz, reddederiz diyorlar. Ve yuridun en yettehidu beyne zalike sebila. Bu arada bir yol. Tam iman eden değil, tamamını inkar eden değil. Bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmiyorlar. Peki 150. ayeti kerime Nisa suresinde bunu ifade ediyor. 151 karar veriyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu ulaike humul kafirune hakka. Bunlar var ya, bir kısım ayetleri kabul edip bir kısım ayetleri kabul etmeyenler. Bir kısım peygamberleri kabul edip bir kısmını kabul etmeyenler hakka kafirdirler. Gerçekten kafirdir. Bir kısım ayetleri kabul etmekle onlar iman etmiş olamazlar. Bu Rabbimizin kararı. Kıymetli dostlar, Kur'an ayetlerinin tamamı kime aittir? Allah'a aittir. Peki iman dediğimiz şey bölünme, parçalanma kabul eder mi? Yani ben Allah'a inandım ama meleklerine inanmadım. Allah'a inandım, meleklerine inandım, peygamberlerine inanmadım. Peygamberlerine inandım, kitaplarına inanmadım. Kitaplarına inandım ama Tevrat'a inanmadım. Olur mu böyle bir şey? İman parçalanma kabul eder mi? Bakın dostlar, amel parçalanabilir. İman parçalanmaz. Ne demek? Bir adam düşünelim ki cumadan cumaya namaza geliyor, diğer vakit namazlarını aksatıyor. Farz olduğuna inanıyor ama aksatıyor tembelliği sebebiyle. Bu adamın kıldığı cuması geçerli midir?
geçerlidir. Tuttuğu oruç geçerli midir? Geçerlidir. Kılmadıklarının hesabını kılmadı diye verir, kıldıklarının mükafatını alır. Doğru mu? Peki, bir insan 104 kitaptan bir tanesine inanmasa, bu adam imanlı sayılır mı? Hayır. Ben Cebrail diye birisini tanımıyorum, böyle bir şey yoktur dese, bu adam mümin olabilir mi? Hayır. Onun için iman parçalanma kabul etmez. Kur'an-ı Kerim'de 6000 küsur ayet var. Bunların her birisi Allah kelamı olduğu tevatüren sabittir. Yani kesin olarak sabittir. Zerre kadar şüphe yoktur bunda. Peki, öyleyse bir insan Kur'an ayetlerinden bir kısmı için dese ki, bu çıkarılması lazım. Bunu aklım mantığım kabul etmiyor. Bu olmaz dese, böyle diyen insan ile Kur'an'ın tamamını reddediyorum, hiçbirisini kabul etmiyorum diyen insan kâfirlikte, gavurlukta eşittir. İkisi de dinsiz ve imansızdır. Öyle olur mu? Ben 6000 ayetten mesela 5000 tanesi aklıma mantığıma uyuyor, 1000 tanesi uymuyor. Kardeşim, 1000 tanesi değil, 1 tanesini kabul etmeyen imansızdır. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeyenler, onlar hakka kafirdirler. Nerede diyor bunu? Nisa suresinde. Kaçıncı ayette? 150 ve 151. ayeti kerimelerde. Kıymetli dostlar, akıl ve mantığın çalıştığı yer var, çalıştırılması gereken yer var. Bir noktaya kadar çalıştırırsın, bir noktadan sonra teslim olursun. Ondan sonra akıl mantık çalıştırmaz. Diyelim ki hastalığın var. Araştırıyorsun. İyi bir o hastalığının branşında dünyaca meşhur birisini araştırıyorsun. Sana 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi bir adres veriyor. Kardeşim, bu işin uzmanı falanca kişidir, falanca profesördür. Ona git teslim ol diyor. Birisine sordun, öyle söyledi. Başkasına söyledin, öyle söyledi. Şimdi burada aklını, mantığını çalıştırdın, aradın, işin uzmanını buldun. Ülkede meşhur olanı buldun. Şimdi ona gittin. Hastalığınla ilgili şunlar, şunlar, şunlar yapılacak dedikten sonra dur bakalım bunlar mantığıma uyuyor mu, uymuyor mu der misin? Madem bu işin uzmanı budur, bunları yapmalıyım mı dersin? Doğrusu? Eğer bu işin uzmanının o olduğuna inanıyorsan, onun dediklerini yaparsın. Doğru mu? Doğru. Peki bir işin uzmanı olduğuna inandığın doktor, ameliyat diyorsa ameliyata evet diyorsun. İğne diyorsa iğneye evet diyorsun. Periz diyorsa perize evet diyorsun. Uzmanı olduğuna inanıyorsun. Sorarım size kıymetli dostlar. Allah Celle Celaluhu, tabirimi mazur görürseniz, neyin gerçek uzmanı değil ki? Allah'ın varlığına ve birliğine inandıktan sonra, her şeyi doğru bildiğine inandıktan sonra, her şeye gücünün ve kuvvetinin yettiğine inandıktan sonra, Allah'ın hangi ayetini beğenmeyeceksin ki? Bu ayetin sahibi Allah ise, Celle Celaluhu, burada mantık yürütülür mü? Allah'ı bilmekte, Allah'ı bulmakta mantık yürüt. Ama Allah'ı bildikten sonra ve bulduktan sonra mantık yürütme Allah'ın emirlerine. Allah'ın yasaklarına mantık yürütme. Yürütürsen yanılırsın. Uzmanı olduğuna inandığın bir doktorun verdiği şeylerde, kararlarda akıl ve mantık yürütmüyorsun da, Allah'ın verdiği kararlarda akıl ve mantık nasıl yürütebilirsin? Senin aklın teraziye koysan, benim aklımı teraziye koysam kaç gram gelir? Söyler misin bana? Ne kadar akıl var sende? Ölçebilir misin? Kim verdi sana o aklı sonra? İnsanın beyni, ne diyorlar? Milyonda birini insan kullanabiliyor. Allah beyni o kadar mükemmel yaratmış ki, bu beynin insan sadece milyonda birini kullanıyor. Yani Allah'ın bize verdiği aklın tamamını bile kullanamıyoruz. Bu aklı veren Allah'tır Celle Celaluhu. Ne dersiniz? Bizim aklımızla bildiğimizin
Allah'ın bildiklerinin yanında miktarı ne olabilir? Hiç hükmü var mı? Bir kocaman okyanusun yanında bir damlanın hükmü vardır. Ama Allah'ın bilgisinin yanında bizim bilgimizin okyanusun yanındaki bir damla kadar hükmü vallahi de yoktur, billahi de yoktur, tellahi de yoktur. Senin ismini bildiğin insanların sayısı kaç tane? Allah Celle Celaluhu her insanın sadece ismini değil, her şeyini A'dan Z'ye bilir. Sen şimdi kendi bilginle Allah'ın bilgisini okyanusun yanındaki bir damla gibi kıyaslayabilir misin? Asla kıyaslayamaz. Bu bakımdan kıymetli dostlar, Allah'ın verdiği kararların, ayetlerin hepsi âmennâ ve saddakna doğrudur. El-Hak doğrudur. Şimdi bir de size Yunus suresinin 15. ayeti kerimesini tefsir edeyim. Yunus suresinin 15. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki bizim ayetlerimiz onlara apaçık bir şekilde okunduğu zaman ahirete varıp Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğine inanmayanlar, ahiret inancı olmayanlar derler ki ya Muhammed veya Kur'an'ı okuyan, ayeti okuyan kimse bu Kur'an'ı götür, bu ayeti götür, başka bir Kur'an getir bize. Veya bunu değiştir, ayetleri değiştir. Bunlar bizim isteklerimize uymuyor, zamanımıza uymuyor, akıl ve mantığımıza uymuyor. Bunları değiştir. Ya olduğu gibi kitabı değiştir veya bir kısmını değiştir derler. De ki Habibim, Kur'an-ı Kerim'i değiştirmek, kendi tarafımdan değiştirmek öyle bir yetkim bende yok ki. Ben sadece bana vahyedilene uyabilirim. Allah bana Cibril vasıtasıyla neyi emrediyorsa lebbeyk Allahümme lebbeyk derim. Yoksa değiştirme hakkına sahip değilim ben. Ben Rabbime isyan edersem o büyük gün olan kıyametin azabından korkar. Böyle bir yanlışa asla meyletmem ben de Habibim. Bu Yunus suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ey dostlar, ne dersiniz? Kainatın efendisi, peygamberlerin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 6600 küsur ayetten bir tanesini değiştirmeye cesareti yok da Allah Allah. Günümüzde bir takım insanlar Kur'an-ı Kerim'den değiştirmek istiyorlar, ayetler çıkarmak istiyorlar. Benim aklım, mantığım bunu kabul ediyor, etmiyor diye. Bir takım ayetleri, bir takım sureleri çıkarmak istiyorlar. O birileri beni hiç ilgilendirmez. Ben sizinle kardeşçe şunu paylaşayım. Biz Müslüman olarak en çok sevdiğimiz kitap Kur'an'dır. Doğru mu? Her biriniz camiyi tıklım tıklım dolduracak Müslümanlara tek tek sorsak hayatın boyunca en çok sevdiğin ve saydığın kitap hangisidir? Ne dersiniz hep beraber? Kur'an'dır dersiniz. Doğru mu? Şimdi ikinci soruyu soruyorum. Hayatta en az bildiğiniz kitap hangisidir desem, o da Kur'an diyeceksiniz. Peki bunu nasıl bana izah edeceksiniz? Ve siz kendi kendinize bunu nasıl izah edeceksiniz? En çok sevdiğim, en çok güvendiğim, hiç yanlışı olmayan, sadece dünya değil, hem dünya hem ahiret saadetini temin edecek olan Kur'an'dır, ihtilafsız. Bugün camileri tıklım tıklım dolduracak olan insanlardan caminin çıkışında anket yapılsa %99 değil, %100 aynı cevap gelir. Doğru mu kıymetli dostum? Doğru. Öyleyse en çok güvendiğimiz, en çok itimat ettiğimiz, dünya ve ahiret saadetinin içerisinde olduğuna inandığımız tek kitap Kur'an'dır.
en çok sevdiğimiz, en çok güvendiğimiz kitap Kur'an'dır ama en az ilgilendiğimiz, en az bildiğimiz o da Kur'an. Bu ikisinin arasında nasıl bir değerlendirme, nasıl bir sonuç, adil bir sonuca varabiliriz ki? Kıymetli dostlar, şöyle bir şey de paylaşayım sizinle. 50, 60, 70 sene önce yaşayan büyüklerimiz, ezan yasak, Kur'an yasak, elif cüzü yasak, ahırlarda, samanlıklarda Kur'an okumaya çalışıyor. Jandarma gelip bastığı zaman da kitapları atıyor dereye veya alıp tutup karakollara götürüyor. O zamanki insanlar deseler ki, Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak için fırsat yoktu. Rahmetli amcam, Zonguldak'ta çalışırken seyyar satıcı kitap satıyor diyor. Ben de gittim, dedim ki ona, amca, Kur'an-ı Kerim lazım bana. Kaybol dedi bana. Azarladı beni. Ben uzaklaştım. Etraf biraz tenhalaştıktan sonra, gel gel dedi. Gittim, şunu gazete kağıdına sardı, al dedi, kaybol buradan dedi. Başkalarının yanında bana sordum, ben de Kur'an olduğunu bilseler, şikayet ederler, yakalanırım, yandım dedi. Saklı saklı, gizli gizli verdi. O dönemdeki bir insan dese ki, ben Kur'an'la ilgili ortam müsait değildi, bilgi sahibi olamadım dese, biraz mazurdur. Ama şimdi, kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim okumak serbest mi? Serbest. Okumak istesen 5 kuruş para ücret ödemeden öğrenebilir misin? Öğrenebilirsin. İnternetlerde, bilgisayarlarda, Türkçesinde, her dilde, tercemelerinde var mı? Var. Ne yok? Eskiden insanlarda, büyüklerimizde ilgi vardı. Samanlıklarda da olsa okuyacağım diyordu. Ahırda da olsa okuyacağım diyordu. Şimdi kurumlarımız, müesseselerimiz gül gülistanlık en mükemmel hale gelmiştir. Okumaya arzusu ve iştahı olan az. Maç seyretmekten, dizileri takip etmekten, haberleri değişik kanal veya kanalizasyonlardan seyretmekten kitabımıza zaman ayırmaya vakit bulamıyoruz. Kıymetli dostlar, şimdi şunu paylaşacağım sizinle. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, Nisa suresinin 150 ve 151. ayet-i kerimelerinde Allah'a ve Resulüne küfredenler var ya, kimdir onlar bilir misiniz? Allah ile peygamber arasını aşmak isteyenlerdir. Peki Allah ile peygamber arasını aşmak isteyenler kimdir? Onlar peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlar. Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlar. İşte bunlar Allah ile peygamber arasını aşmak isteyenlerdir. Ve bunlar gerçekten kafirdir. Bunlar kafir olan, Allah'ı ve Resulü'nü inkar eden, küfreden kişilerdir. Ve 151. ayet-i kerimede de bunlar hakka gavurdur diyor Allah. Tartışılmaz kafirdir bunlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bunlar için korkunç bir azap vardır diyor. 152. ayet-i kerimesinde Allah'a ve peygamberlerine iman edenler, peygamberler arasında hiç ayrım yapmayanlar, onların gerçek mükafatını biz vereceğiz. Allah ziyade bağışlayıcı ve ziyade merhamet edicidir diyor. Şimdi bu okuduğum ayet-i kerimelerde kıymetli dostlar, bir kısım ayetleri kabul edip bir kısım ayetleri kabul etmemek gibi bir hak kimsede yoktur. Yunus suresinden okuduğum ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'i değiştir, onu götür başka kitap getir veya bir kısım ayetlerini değiştir diyenlere de ki, Habibim, benim öyle bir yetkim yok. Ben Allah tarafından bana gelip indirilen ayetleri size okuyabilirim ve ben de ancak bunlara uyabilirim. Başka türlü olursa ben asi olurum. Asi olursam o dehşetli günün azabından ben korkarım. Böyle yanlış işe asla bulaşmam de Habibim diyor. Ben de diyorum ki, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
Allah Celle ve Ala Hazretlerinin peygamberler arasında bir numara, bütün varlıklar arasında bir numara olduğu halde Allah'ın ayetlerinden bir ayeti bile değiştirme hakkı, yetkisi, cesareti yoksa, Kur'an ayetlerinin bir kısmını değiştirmek isteyenler bu cesareti nerede bulabilirler? Affınıza sığınarak söylüyorum. Bugün sizin ve bizim verdiğimiz vergilerle bol bol maaş alarak fakültelerde profesörlük yapan bir takım kendisini bilmez, hangi milletin sırtından geçindiğini bilmeyen, hangi inanca sahip olan insanların verdiği vergilerle geçindiğini bilmeyen bir takım ne idüğü belli olmayan insanlar kalkıp da şu surenin şu ayetleri Kur'an'dan çıkarılması lazım sözünü şu ülkemizin içerisinde cesaretle söyleyebiliyor. Üniversitelere gönderdiğimiz kendi öğrencilerimize, kendi yavrularımıza bu zehirli fikirleri aşılamaya çalışıyor. Ve bu da ülkemizin sınırları içerisinde gerçekleşiyor. O zaman bize yazıklar olsun denir. Bize yazıklar olsun denir. Bunu Fransa'da yapıyorlar. Fransa'da densiz birisi kalkıyor Kur'an'dan işte bazı ayetler değişmesi lazım diyor. Vay Fransız gavuru deyip içimizden ses çıkıyor. Ama kendi ülkemizde, kendi fakültelerimizde, kendi vergilerimizde hayatını kazanan ve sürdüren, keyif çatan bir takım insanlar Kur'an'dan değişiklik yapmak istiyorlar. Sen kimsin? Kardeşim, çok affedersin, geriye doğru git, bir damla meniden başka nesin ki? Geçmişine bakarsam, başlangıcına bakarsam, çok affedersin, bir damla meniden başka nesin ki? Sonucuna bakarsam, bir leşten başka nesin ki? Başın bir damla, başı bir damla meni olan, sonu leş olan bir insan, Allah'ın ayetleriyle ilgili bu çıkarılması lazım Kur'an'dan söylemek hakkını nereden bulabilir ki? Ancak benim şahıslarla hiç ilgim yoktur. Televizyon dinleyen insanlar ve onların rahleyi tedrisatında ders alan yavrularımız maalesef zehirleniyor mu? Zehirleniyor. Olmaz böyle şey diyen az mıdır insanımız arasında? Hatta cumaya gelenler arasında Kur'an'dan bir takım talimatlar verildiği zaman bir dakika kardeşim olmaz böyle şey diyenler az mıdır? Şimdi ben size güvenirim, inanırım. Ancak inanın ki samimiyetle söylüyorum. Her ayeti sizinle çok net bir şekilde paylaşmaktan korkarım. Niye korkarım? Anlatmasını beceremem de olur mu böyle şey diyenler çıkar içinizden imandan olur diye her ayeti çok net bir şekilde paylaşamam sizinle. Bu korku bende var, bu endişe bende var. Cemaatine güvenmiyor musun diyeceksin. Cemaatime güvensem de bile anlayabileceğiniz bir dille size anlatamamam sebebiyle olmaz böyle şey dediğiniz ayetler çıkar karşıma. Ben sizin kaymanıza sebep olurum diye korkarım. Her ayeti net bir şekilde paylaşamam sizinle. Şimdi kıymetli dostlar, dersimin başında Kur'an'dan veya peygamberlerden bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeyenlerin gerçek gavur olduğunu ifade eden ayet-i kerimeleri paylaştım sizinle. Enfal suresinde de gerçek mümin olan insanlarda aranan özellikleri paylaşacağım. Biz camileri bugün tıklım tıklım dolduracak olanlar hakka mümin olmaya aşık ve talip insanlarız. Bu konuda en ufak bir tereddüdüm yoktur. Şimdi hakka mümin olmaya talip olan siz kardeşlerim ve biz nerede eksiğimiz olabilir? Hakka mümin olmak isterim de acaba nelere dikkat etmem lazım? Bende neler olması lazım? Onları bilmekte eksiğimiz olabilir. En doğru cevabı nerede buluruz? Kur'an ve sünnette buluruz. Yani bizim hakka mümin olduğumuzun kararını ben versem yanlış, sen de versen yanlış. Ben desem ki kendi kendime, kardeşler ben hakka müminim desem. Ama Allah benimle ilgili öyle demezse kimin dediği doğrudur? Kararı verecek olan Allah'tır. Ha öyleyse
ben hakka müminim demem ayrı şeydir. Allah Teala'nın hakka mümindeki kriterlerine sahip olmam ayrı şeydir. Geçerli olan Allah'ın verdiği karardır, rapordur. Şimdi ben size ayet numarasını veriyorum. Evlerinize gidersiniz, tefsirleri açarsınız. Bu hocanın dedikleri doğru mudur diye bakarsınız. Veya daha geniş bilgi almak istiyorum derseniz tefsirlerde geniş geniş de okursunuz. Enfal suresi 2. ayet-i kerime, 3. ayet-i kerime ve 4. ayet-i kerime. Çok fazla da değil. Şimdi ezan-ı Muhammed'e okunduğu için ben mealen size söyleyeyim. Gerçek müminler o insanlardır ki 5 tane özellik sayacak. Kendimizi kalite kontrolden geçirelim. Kalite kontrol. Bu 5 tane özellik kimde varsa hakka mümindir be. Sapına kadar mümindir be. Olgun, dolgun, kamil mümindir be. Allah'ın ve peygamberin aradığı mümindir be. 1. Allah zikredildiği zaman, Allah'tan bahsedildiği zaman kalpleri ürperir be. Allah deyince akan sular durur. Nasılsınız? İyi misiniz? Gerçekten Allah deyince akan sular duruyor mu? Kalpler ürperebiliyor mu? Birinci özellik bu. İkincisi, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, sohbet dinledikleri zaman imanları coşar. İmanları coşar. Ayet dinlemeden önce, sohbet başlamadan önceki manzarayla sohbet bittikten sonraki manzara aynı değildir. Sohbeti dinlerken olduğu yerde gıdıklanmaya başlar. Ben ne yapmalıyım? Bu eksiklerimi nasıl telafi etmeyeyim? Aa böyle mi falan? Ben kendime değişiklik... Yani beyin fırtınası geçirir. Beyin fırtınası geçirir. Ya hocam bitir şu işi de. Biz işimize bakalım demek ayrı şeydir. Aa böyle mi? Deyip ayetleri dinledikçe imanın coşması gerçek müminde bulunan ikinci özellik. Üçüncüsü. Paralarına değil, makamlarına değil, siyasi partilere veya siyasi kişilere değil, sadece ve sadece Allah'a güveniyorlar. Tevekkülleri Allah'a. Paran varsa yüzün güler, paran yoksa yüzün ekşidir. Sırtını dayayacağın bir dayın varsa yüzün güler, yoksa yüzün ekşidir. Allah'a güven, Allah'a, parana değil. Paran olsa bile, her taraf para olsa güvenme, Allah'a güven. Her tarafın para olsa. Bir kanser vücudunu sarsa ne olur söyler misin? Bir felç her tarafını yamultsa ne olur söyler misin? Allah'a güven, başkasına değil. Parana güvenme, makam mevkiye de güvenme, siyasi kişilere de güvenme. Dayılarına değil, Allah'a güveneceksin. Gerçek mümin böyle olur. Üçüncüsü, namazlarını adam gibi dosdoğru kılarlar. Namaz deyince onların göz bebeği gibidir. Vücudunuzda en önemli organ hangisidir? Dış organlardan göz. En ufak bir toz bile kabul etmez. Girdiği zaman hemen çıkarırsınız. Rahat duramazsınız. Namazın içerisine bir toz girmemesi lazım. Namazı öyle göz bebeğini korur gibi korumak lazım. Gerçek müminlerde. Bu dörttü. Beşincisi, gerçek müminler cimri olmazlar. Bizim verdiğimiz malların, bizim verdiğimizi bilirler. Bu para benimdir, bu servet benimdir. Keş kardeşim be. Allah'ındır, Allah'ındır. Sen de Allah'ınsın. Servetin de Allah'ındır. Bunu böyle bileceksin. Verirken benim paramı veriyorum değil, Allah'ın bana verdiğini veriyorum diyebiliyorsan, inanabiliyorsan gerçek müminsin. Değilse yok. Saydı. Kaç tane özellik saydı? 5 tane. Bir neydi? Allah'tan bahsedildiği zaman kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları coşar. Sadece Allah'a güvenirler. Namazlarını adam gibi kılarlar. Ve bizim verdiğimiz rızıklardan Allah yoluna harcarlar, cimrilik yapmazlar. Bu üçüncü ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا Gerçek müminler, hakkıyla müminler bunlardır. Onlar için Rablerin nezdinde büyük dereceler vardır. Mağfiret vardır ve güzel rızık vardır diyor. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Ey kıymetli dostlar, ben inanıyorum ki beni dinleyen siz dostlarımızın her biriniz, istisnasız her biriniz yarın ahirette Allah'a hakka mümin olarak kavuşmak istersiniz. Bunda en ufak bir şüphem yoktur.
Öyleyse gelin şu beş konuda taviz vermeyelim. Bu beş konuda kemale ermeye çalışalım. Allah'tan bahsedildiği zaman kalplerinizin ürpermesi belki bir anda gerçekleşemeyebilir. Ama sohbet dinlediğiniz zaman durmadan saate bakan, ne zaman bitecek diyen bir anlayıştan, hutbe okunurken telefonda, internete girip başka alemlerde dolaşma hastalığına müptela olan insanlar, bir an önce bundan kurtulması lazım. Ve şu soruyu kendisine sorması lazım. Ya haftada bir cumada bir hutbe dinleyeceğim, onu bile bana dinletmeyen, caminin içerisinde onu bana dinletmeyen şeytan, caminin dışında desene ben tamamen hayatımı şeytanın kölesi olmuşum, ne olacak benim halim diye düşünmesi lazım. Düşünmesi lazım. Allah hepinize yardım etsin. Hepimize yardım etsin. Allah nefsin ve şeytanın esaretinden ebediyen sizi, bizi, çocuklarımızı, eşlerimizi, aile bireylerimizi korusun. Rabbim her birimize hakka mümin olmadan canımızı almasın. İmanımızın zirvede olduğu, amel-i salihimizin dorukta olduğu, günahlarımızın da sıfırda olduğu bir anda emaneti teslim edebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.